Yıldız ile kimya dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz organik kimyaya giriş. 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıflar için arkadaşlar şu bilgileri vermek istiyorum. Kimya dersimizde YGS'den 13 soru gelmekte. LYS'den 30 soru gelmekte. Bugünkü anlatacağım konu çok ama çok önemli. Çünkü organik bileşikler kısmı bugünkü anlatacağımız derste hem YGS için hem de LYS için çok önemlidir. Sebebi organik bileşikler YGS'de bir soru olarak karşımıza gelmekte. LYS için ise organik kimyadan tam tamına 10 soru gelmektedir. 30 sorunun 10 sorusu buradan geliyor arkadaşlar. Ne kadar önemli olduğunun vurgusudur bu. O yüzden konumuza hemen giriş yapalım. Evet arkadaşlar, organik kimyanın temel ana maddesi karbondur. Peki sadece karbondan mı ibarettir? Hayır. Karbondan sonra gelen elementler var. Hemen onları inceleyelim. Evet. Karbondan sonraki gelecek element hidrojen. Oksijen gelebilir. Azot gelebilir. Kükürt gelebilir. X. X dediğim şey nedir? Halojenler. Hangi halojenlerimiz var? F2, Cl2, Br2 ve iyon şeklinde belirttiğimiz flor, klor gazları, brom sıvısı ve iyot katısı olmak üzere halojenlerden ibarettir. Peki buradaki temel ana madde karbonsa, karbonun atom numarasından biz yola çıkarsak, bir inceleyelim. 1s kare, 2s kare, 2p kare şeklinde ne yapar? Dizilir elektron konfigürasyon olarak. Bizim için çok önemli bir şey 8A grubu. Niçin önemli? Çünkü karbonun kaç pay yaptığını biz oradan bulacağız. Nasıl kaç pay yapar? Çünkü bizim soy gaz kararlı olan kısmımızdan faydalanırsak 2, 10, 18, 36, 54 ve 86 numaralarımıza göre 2'ye tamamlama kuralına dublet, altındaki tüm sayılara tamamlama kuralına ise oktet kuralı dendiğini biliyoruz. Pekala, atom numaramız kaç? 6. Nasıl bir element? Ametal. Ametal ne demek? Hem alır ve hem verir. Dolayısıyla atom numarası 6 olduğu için 2 olması için 4 elektron verecek. Ne kuralı? Dublet. 10 olması için de 4 elektron alacak. Ne kuralı? Oktet kuralı. Dolayısıyla karbon kaç pay yapar dediğimiz zaman 4 pay yapar diyeceğiz. Peki bu tek başına mı yoksa iki atom arasında mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Karbon tek başına 4 bağ yapar. İki atom arasında 4 bağ asla olmaz. İki atom arasında maksimum 3 bağ vardır sevgili gençler. Dolayısıyla karbon kaç tane bağ yapar kısmına geldiğimizde karbon normal bağ olarak hepsi sigma bağı içerebilir. Karbonlar arasında çift bağlar içebilir. Dikkat edin gençler. Her karbon atomu 4 bağ yapmak zorunda. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsi de bağları diye sorduğumuz zaman kimyasal türler arası etkileşimde görmüş olduğunuz konularda 4'ü sigma bağlıdır. Buraya baktığınız zaman karbon karbon arasında ilk bağlar sigma bağı, ikinci bağlar pi bağlarıdır. Peki hocam bu nedir diye sorarsanız diğer elementlerle olduğu için iki atom arasındaki ilk bağ sigma bağı demiştik. Sigma bağıdır. Dolayısıyla bu karbonlar arasındaki pi bağından dolayı doymamışlık özelliği vardır. Daha net açıklayacağız. Hocam bitti mi? Bitmedi. Karbonlar arasında bu sefer üçlü bağ da olabilir. Ne demiştik? İki atom arasında maksimum 3 bağ vardır. Görüldüğü gibi. Peki bir karbon atomu kaç bağ yapacaktı? 4 bağ. Biz molekülleri adlandırırken, yazarken her zaman neye dikkat edeceğiz? Karbon 4 bağ yapacak. Baktığınız zaman ilk bağlar sigma bağları, ikinci ve üçüncü bağlar ne bağlarıdır? Pi bağlarıdır sevgili gençler. Şu anki konumuzda organik kimya giriş olduğu için alkanlar, alkenler ve alkinler kısmından başlayacağız. Dolayısıyla alkanlar kısmını ilgilendiren şey hepsi sigma bağ içeriyorsa, bir tane pi bağ içeriyorsa bu kısmı alkenler, iki tane pi bağ içeriyorsa yani üçlü bağlarsa bu kısımları da alkinler şeklinde ifade ediyoruz. Peki hocam 4 tane sigma bağ içermiş hibritleşmesinden bahsedebilir miyiz? Kesinlikle. Bir atom 4 tane sigma bağ içeriyorsa sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Hocam bu hangi atom? Tabii ki de merkez atom. Buradaki merkez atoma baktığımız zaman arkadaşlar hepsinin toplam olarak alan sevgili öğrenciler var. Sakın o şekilde almıyorsunuz. Sadece bir atom üzerine bakacaksınız. Baktığınız zaman karbon 1. sigma, 2. sigma ve 3. sigma olmak üzere 3 tane sigma bağ yaptığından dolayı yaptığı hibritleşme
SP kare kütleşmesidir. Gelelim alkinlere. Yine dediğim gibi totaline bakmıyorsunuz. Merkez atomuna bakıyorsunuz. E hocam ikisi de aynı karbon. İkisi de bir merkez atom. Teker teker bakıyorsunuz arkadaşlar. Evet ikisi de merkez atom. Baktığınız zaman iki tane sigma bağ yaptığından dolayı SP kütleşmesi yapar. Hocam tüm merkez atomlarda aynı mıdır? Evet gençler. Eğer bir merkez atom 4 sigma bağ içeriyorsa SP kütleşmesi, 3 tane sigma bağ içeriyorsa SP kare kütleşmesi, 2 tane sigma bağ içeriyorsa SP kütleşmesi. E hocam böyle de içeriyor. Ona da bakabilirsiniz, bu şekilde de bakabilirsiniz. Zaten YGS ve LYS sınavlarınıza baktığınızda soruları çözdüğünüzde 1 numaralı karbon, 2 numaralı karbon şeklinde ifade eder ve yeni kütleşmeleri bu şekilde bulursunuz. Bununla ilgili geniş açıklamamı kimyasal tolerans etkileşim kısmında tekrar açıklayacağım. Şimdi gelelim arkadaşlar, daha önce açıkladığımız gibi bu şekilde görülen alkan, alken ve alkindeki geometrilerine. Alkana baktığınız zaman hepsi sigma bağ içeriyor ve geometrisi düzgün dört yüzlü yapıya sahiptir. O zaman, hocam o zaman alkanlar kısmındaki geometrimize düzgün dört yüz yapısı diyebilir miyiz? Kesinlikle. Alkenler kısmına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle kapattığım zaman birinci, ikinci ve üçüncü bağ olmak üzere şöyle bir açısı var. Bu ikinci açısı, bu üçüncü açısı olmak üzere bakıldığı zaman başlangıç noktasına geri dönülen yer 360 derece olduğu için 3'e bölündüğünden dolayı 120'şer derecelik bir açılar var arkadaşlar farkındaysanız. Dolayısıyla bunun yapısı neye benziyor derseniz düzlem üçgene benziyor. Yine ifade ediyorum daha sonra anlatacağım kimyasal türler arası etkileşimdeki konumda göreceksiniz. Videomda göreceksiniz arkadaşlar. Şu an ise buna baktığınızda sadece karbon karbon arasında bu şekilde bir açısı var. Bu da arkadaşlar doğrusal bir yapıya sahiptir diyoruz. Yukarıda açılardan bahsettik. Bunun açısı 120 derece olarak ifade ettik. Görüldüğü gibi 180 derece olduğu bellidir. Buna baktığınız zaman tolerans etkileşimde öğreneceksiniz. 109,5 derecedir. Böyle bir organik kimya giriş yaptık arkadaşlar. Daha geniş kapsamlı neler var neler yok onları görelim. Evet sevgili gençler. Kimyasal tolerans etkileşim kısmında bunları daha net, daha ayrıntılı kaç bağ yapar? Geometrileri, molekül polarlığını, açılarını daha net göreceksiniz. Şu an için konuma daha giriş yapıyorum. Organik kimya dendiğinde arkadaşlar iki şekli ayrılacak. Nedir? Bu 10 soru geliyor ama LYS'de nasıl geliyor derseniz. Gençler ilk başlangıçta bakıldığı üzere hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar olmak üzere ikiye ayrılır. Sevgili gençler, hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar totalinde 10 soru geliyor demiştim. Yaklaşık olarak 5 soru şeklinde geliyor. 4-6 da olabilir ama temeli budur. Buradan temeli sağlam aldığınızda fonksiyonel gruplardaki elde edilmeler ve reaksiyonları daha net anlayacaksınız. Hidrokarbonlar kısmına baktığımız zaman bunu da ikiye ayırıyoruz. Nedir diye söylersiniz arkadaşlar. Hemen söylüyorsunuz doymuş doymamış diye değil. Öncelikle alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbondur? Az sonra geliyoruz arkadaşlar. Şimdi alifatik hidrokarbonlar dediğimiz zaman neler aklımıza gelmeli derseniz. Hemen onları açıklıyorum. Şimdi söylüyorsunuz ki doymuş doymamış diye. Daha değil arkadaşlar. Düz zincirli hidrokarbonlar. Aslında alifatik de düz zincirli hidrokarbon ifadesini taşıyor. Diğer ifadede halkalı hidrokarbonlar. Ne yaptım şu an? Düz zincirli ve halkalıyı ayırdım. Halkalının diğer bir ismi de alisiklik olarak ifade edilir. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi söyleyebilirsiniz sevgili gençler. Düz zincirli hidrokarbonlar dendiği zaman o da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Hemen diyorsunuz ki neden üç ayırmadı hoca? Söylüyorum arkadaşlar. Öncelikle doymuş hidrokarbon ve doymamış hidrokarbon olmak üzere ikiye ayrılır. Peki doymuş hidrokarbonlara ne denir? Kesinlikle bunu biliyorsunuz. Alkan denir ve an olarak sonlanıyor. Doymamış hidrokarbonlar nedir hocam derseniz. Alkenler ve alkinler şeklinde ifade ediliyor. Aromatik hidrokarbonlar hocam neyin türevleri derseniz. Benzen ve türevleri. Evet şu an görmüş olduğunuz bu kısımlardan 5 soru geliyor. Hocam alkanı da açıklar mısınız? Evet sikloalkanlar ve sikloalkenler kısmını göreceksiniz. Sikloalkinler de vardır ama
ÖSYM'nin sormuş olduğu LYS sorularında en çok karşımıza gelen iki tanesi siklohalkanlar ve sikloalkenler. Bu görmüş olduğunuz konu alt başlıklarından tam tamına 5 soru geliyor arkadaşlar. Ve geçen seneki hemen sıcağı sıcağına söyleyelim. 2014'teki LYS'deki sorumuz şuydu. Ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Alkan alken alkeni sormuşlar. Demişler ki hepsinden birer hidrojen çıkarsa köklerin adı nedir? Bu kadar basit bir soruydu. Alkan ile alken arasındaki yer alan kökün adına alkil kökü denir. Tekrarlıyorum. Alkil kökü denir. Peki alkenden bir hidrojen çıkarsa o köke nedir hocanım? O köke de alkenil kökü denir. Geçen sene bunu sormuşlar. Demişler ki peki hocam alkinden bir hidrojen çıkarsa ne olur? O kökün ismi de alkinil köküdür. Dolayısıyla baktığınız zaman hepsinin sonu il, il, il şeklinde bitiyor. Alkil kökü, alkenil kökü ve alkinil kökü. Geçen seneki az önce yazmış olduğum 30 sorudan 10 sorusunun bir sorusu buydu arkadaşlar. Ne kadar basitmiş. Dolayısıyla bu kısım çok önemli. Hem YGS hem NS'i ilgilendiriyor. Biz az sonra bu kısımlardan alifatik hidrokarbonlardan başlayacağız. Ve girişten ilk başlangıçta alkanları ifade edeceğiz ilerleyen zamanda. Peki hocam fonksiyonel gruplar nedir derseniz. Fonksiyonel gruplara baktığımız zaman ilk anlatacağımız şey alkol ve eterler. Biraz boşluk bırakıyorum çünkü bunları tanımamız lazım organik bileşiklerde. İkinci anlatacağım şey aldehit ve ketonlar. Üçüncü anlatacağım sevgili gençler karboksil asitler ve esterler. Dördüncü açıklayacağımız alifatik amonyak türevleri. Beşinci anlatacağımız karbon hidratlar. Sevgili gençler farkındaysanız alt alta alkol, eter, aldehit, keton diye yazmadım. Alkol ve eteri beraber yazdım. Bunun bir esprisi var. Aldehit ve ketonu beraber yazdım. Bunun da bir esprisi var. Asit ve esteri de beraber yazdım. Demek ki bunların bir esprisi var ki bu şekilde yazıyorum. Dolayısıyla şu an karşınızda görmüş olduğunuz LYS'den 30 sorunun 10 sorusu burada. Herkesten şunu istiyorum. Burada emir kipiyle konuşmak zorundayım. Çünkü bizim 10 sorumuz konu başlık olarak bilelim ki çalışmamızda soru kaçırmayalım. Bu hangisine giriyoruz şeklinde ifademizi kullanmayalım ve kesin cevaplar verelim. İlk başlangıç yapmanız gerekeni söylüyorum. Şu an herkes A4 kağıdına yan çeviriyor ve bu görmüş olduğunuz tahtaki aynen yazıyor. İlavelerim olacak tabii ki ama ilk yazıp hemen masanızın karşısındaki duvara yapıştırıyorsunuz. Her masaya otururken buna çalışıyorsunuz. Niçin mi? 30 sorunun 10 sorusu geliyor. O yüzden bunu çok iyi bilmeniz lazım. Evet, diğer kısımları da dolduralım. Arkadaşlar, alkol dendiği zaman grup olarak nasıl öğreneceğiz? Roh grubu. Alkol dediği zaman roh grubu. Eter dendiği zaman R, O, R yani ROR tekrarlayabilirsiniz. Roh ve ROR bu şekilde ezberliyorsunuz. Aldehit kısmına geldiğiniz zaman yine alkil köküne. Bu sefer yeni bir şey. İlk başladığımız noktada karbonil grubu. Evet. Gösteriyorum arkadaşlar şu kısım. Karbonil grubu. Bunda eğer hidrojen varsa aldehit grubuna girer. Eğer karbonil grubunun her iki tarafında alkil varsa bu da ketona girer. Tekrar ifade ediyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz alkil köküne R ifadesini kullanıyorum. Yani buradaki R'ler, bunu çok arkadaşım sordu. Alkil köküdür arkadaşlar. Devam ediyorum. Karboksil asitler kısmına geldiğimizde yine karbonil grubumuz var. Bu sefer karbonil grubuna ne gelecek? OH. Ester ise buradaki görmüş olduğunuz hidrojen yerine dikkatle bakıyorsunuz. Şu kısmı aynen yazıyorum. Hidrojen yerine herhangi bir alkil kökü gelecek. Alkil kökü gelecek. Bu da ester sınıfına girer. Sonra anlatacağımız alifatik amonyak türevleri var LYS'de. Tabii YGS'de sadece birkaç örneğini verip geçeceğiz. Nedir diye sorarsanız 3 ayrılır sevgili gençler. Nedir? Birincisi aminler. İkincisi amitler. Üçüncüsü amino asitler. Evet. Üçünü de açıklayacağız. Aminler. Şöyle bir söyleyin. Amonyak herkes biliyor doğru mu? Amonyaktaki bir hidrojen yerine başka bir alkil grubu geliyorsa biz bunlara aminler. Aminler diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla RNH2 grubu.
Gördüğünüz gibi NH2'deki bir hidrojen yerine geldi. Alkil kökü geldi. Buraya baktığınız zaman bir karbonil grubu da burada var. Karbonil grubuna NH2 geldiği zaman biz de buna amitler diyeceğiz. Aminoasitler ise hem amino grubu hem de asit grubu olacak. Nasıl mı? Yukarıda öğrendiniz asit grubu. Şu kısma da bir amino grubu geldiği zaman biz bunlara aminoasit üyesi diyeceğiz. Sonra karbonhidrat kısmını tekrar ele alacağız arkadaşlar. Şu an sizden istediğim bu kısmı aynen A4 kağıdını çevirip yazmanız. Son olarak ilave edeceğim bu görmüş olduğunuz kısımda genel formüller. Şimdi hocam geçen sene sorulan soru buydu. Peki genel formülleri nedir derseniz birini bilmeniz yeterli. Nasıl mı? Alkanların genel formülü neydi? CnH2n+2'ydi. İlk başta işte bilmemiz gereken bu. Bunu ezberleyelim. CnH2n+2'den bir hidrojen çıktı. Alkil kökü oldu. CnH2n+1. Bir hidrojen daha çıktı. CnH2n. Bir hidrojen daha çıkıyor. CnH2n-1. Bakınız ne kadar kolay ezberleniyor. Bir hidrojen daha çıkıyor. CnH2n-2 şeklinde arkadaşlar genel formüllerimizi ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bu şekilde yoldan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yolumuz bu. Evet, ilk yapmamız gereken bu arkadaşlar. Şu an herkes bunları yazıyor ve bizim 10 soru YGS'de 1 soru olmak üzere 43 sorudan 11 sorunun temeli bu kısımlardan geliyor. Yaban atmayalım. 11 soru dedik. Evet gençler, bunu aldıktan sonra şu an durdurun videoyu ve bunu alın. Yine konuma devam ediyorum.